Bizim tayfadan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber şimdi soğanın faydaları nelerdir onu anlatacağım. Hadi şimdi videoya başlıyoruz. Soğan mutfağımızdaki en vazgeçilmez besinlerden birisidir. Ayrıca bünyesinde barındırdığı kükürt, lif, B ve C vitamini açısından oldukça zengin besin kaynağıdır. Peki neredeyse her türlü hastalığa şifa olan soğanın faydaları nelerdir? Soğan Allium ailesinden olan bir sebze ve ot cinsidir. Frank soğanı, sarımsak, taze soğan ve pırasa bu ailenin diğer üyeleridir. Allium sebzeleri yüzyıllardır yalnızca karakteristik özelliklerinden dolayı değil, aynı zamanda eşsiz aromaları ve tıbbi faydaları nedeniyle ekilmektedir. Soğan herkes tarafından ne kadar sağlıklı olduğu bilinir ve bu yüzden faydaları eksik olmaz. Soğan hastalıklara yakalanmama noktasında ciddi katkıda bulunur ve hastalık durumu iyileşme süreci hızlandırır. Soğan özellikle enfeksiyon hastalıklarına karşı etkilidir. Soğan, kükürt, lif, B ve C vitamin açısından zengin bir besin kaynağıdır. Bunun dışında faydalı diğer besin kaynakları da içermektedir. Demir ve tiamin bunlara örnektir. İçerdiği asitler özellikle bağırsak ve mide enfeksiyonlarına karşı etkili. İşte soğanın faydaları. Soğanın faydalı nelerdir? Kolesterolün dengelenmesini sağlayarak inme, felç ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Kan şekerinin dengeli bir seviyede tutulmasını sağlar ve olası yan etkileri vereceği hastalıkları azaltır. Sindirim sistemi için çok faydalı. Bağırsaktaki iltihapları temizler ve içerdiği lifler sayesinde mide sağlığını korur. Cilt sağlığı için önemli bir besin kaynağıdır. Hücrelerin yenilenmesi ve hastalıklara karşı direncini arttırır. Kemik sağlığı için önemli bir besin kaynağıdır. Yaşlılıktan kaynaklanan kemik hastalıklarına karşı iskeleti korur. Cilt ve deri üzerinde meydana gelen yanık ve diğer hastalıklarda uygulanabilir. Antibiyotik özelliğinden dolayı genel anlamda bünye temizleme özelliği vardır. Serbest radikallere karşı çok etkilidir. Ağız ve diş sağlığı için önemlidir. Ağızda çiğnenerek yediğinizde ağız içerisinde bulunan bakterileri öldürür. Soğan antibiyotik, antiseptik, antimikrobiyal, antibakteriyel özellikleri ile hastalık ve enfeksiyonlardan uzak durmanıza yardımcı oluyor. Yüksek ateş, grip, öksürük ve alerjilere iyi gelir. Soğan suyu ve ballı karıştırarak bu tarz hastalıklara kolaylıkla baş edebilirsiniz. Küçük bir parça soğan koklamak burundaki kanamayı yavaşlatır ve durdurur. Her gün bir soğan yemek uykusuzluğa ve kabuslara iyi gelir. Bu da sizin güzel bir uyku çekmenize yardımcı olur. Eğer sindirim sisteminizle ilgili problemlerimiz var ise soğan tüketmek sindirim sisteminizi ve bağırsaklarınızı rahatlatacaktır. Enfeksiyon hastalıklarına faydalı. Soğan en önemli özelliklerinden bir tanesi enfeksiyon hastalıklarına ve serbest radikallere çok etkili olmasıdır. Özellikle sindirim sistemine, bağırsak ve mide gibi organların meydana gelen enfeksiyon sorunlarına karşı çok etkilidir. Gazın giderilmesine yardımcı olur. Başka kanser olmak üzere birçok hastalığa nedeni olan radikallerin vücuttaki kolayca atılmasını sağlar. Bunun yanında sindirim sistemi diğer hastalıklara karşı koruyucu özelliği vardır.
kalp sağlığına faydalıdır. Soğan potasyum, B ve C vitamini içermektedir. Bu vitamini açısından zengindir. Doğal antibiyotik özelliğinden dolayı kalp ve damar sağlığına ciddi katkıda bulunur. Kanı temizleme özelliği sayesinde damar tıkanıklara neden olan unsurları ortadan kaldırır. Ayrıca kalp sağlığını tehdit eden ve birçok hastalığa neden olan serbest radikallerin bünyeden hızlı bir şekilde atılmasına yardımcı olur. Böylece dolayı olarak kalp sağlığını korumasını soğuk algınlığına iyi gelir. Kış aylarında sık sık rastlanan soğuk algınlığından kaynaklanan nezle, grip, yüksek ateş benzeri hastalıkların yanında astım, bronşit gibi hastalıklar da iyi gelir. Genel anlamda solunum yollarında meydana gelen enfeksiyon sorunlarını ortadan kaldırır. Öksürüğe ve yüksek ateşe karşı soğan suyu, bal karışımı anlık sonuç verebilir. Kış aylarında soğuk algınlığından dolayı yakalandığımız hastalıklarda daha hızlı kurtulabilmek için bu karışımı kullanabiliriz. Hastalıkların yayılma hızını azaltır ve daha etkili bir şekilde tedavi eder. Burun kanamalarını durdurabilir. Burunda meydana gelen ufak tefek kanamalar için etkili. Özellikle kılcal damarlardan kaynaklanan damarları giderebilir. Bunun için bir parça soğan buruna uygulanabilir ve soluk yoluyla kokusu kullanılabilir. Yanıklara ve böcek ısırmalarına faydalıdır. Özellikle soğan suyu yanık ve böcek ısırmaları sonucu deride meydana gelen sorunları ortadan kaldırabilir. Soğan suyu zarar gören kısma uygulandığında biraz yanma hissi verebilir ama tedavi edici özelliği vardır. Yaralarda meydana gelebilecek olası iltihap ve enfeksiyonların oluşmasını engel olur. Mikropları kırıcı özelliğinin yanında hücrelerin yenilenmesi ve onarılmasını sağlayarak tedavi sürecini hızlandırır. Kanser hastalıklarından korur. Soğan en önemli faydalarından biri, çağımızın en önemli ve ölümcül hastalıkları kanser ve çeşitlerine karşı koruyucu özelliğin olmasıdır. Kanser hastalığı hem çetin hem de zor bir tedavi süreci ister. Bu yüzden önemli olan bu hastalığa karşı korunmak ve önceden doğru beslenme bu hastalığa yakalanma riskini azaltmaktır. Soğan kanser hastalığından korunmak için tüketilecek önemli besin kaynağındandır. Sadece bir tanesi bütün kanser hastalıkları neden olan en önemli etken serbest radikalleridir. Soğan ise serbest radikallerin baş düşmanlarıdır. Soğan özellikle kolon kanserine yakalanma riskini ciddi anlamda düşürür. Doğal antibiyotik özelliği ile genel anlamda vücut temizliği yapar. Damar sertliğine karşı korur. Damar sertliğinde neden olan birçok unsur olabilir. Kolesterol seviyesi düşük olmasından buna sebep olan genlere kadar onlarca sebebi vardır. Damar sertliği yüzünden kalp kasların zayıflaması meydana gelir ve kalbi de etkiler. Soğan damar sertliği sorununa çözüm olabilir. Düzenli olarak soğan tüketimi damar sertliği sorunlarına yakalanma riskini azaltır ve dolaylı olarak kalp sağlığını da korur. Kemik sağlığında faydası vardır. Soğanın diğer bir özelliği kemik sağlığını korunması sağlamaktadır. Özellikle yaşlılığa bağlı olarak meydana gelen kemiklerin zayıflaması ve gövdeni icra etmemesi gibi temel sorunları giderilmesine yardımcı olur. Düzenli olarak soğan ve veya bal ile karıştırılan bu soğan suyu yaşlılık döneminde oluşabilecek kemik sorunlarına karşı etki bir şifa kaynağı olabilir. Şeker seviyesini dengeler. Soğan en önemli görevlerinden bir tanesi de kandaki insülin seviyesini
seviyede tutarak şeker hasarının genel anlamda vücuda vereceği hasarların sağlığı korumaktadır. Soğan kötü kolesterolü sağlıklı seviyede tutar ve iyi kolesterol seviyesini de korur. Bu özelliği bile düzenli olarak soğan tüketilmeye yeter ve artar bile. Cilt ve saç sağlığına faydalı. Soğan cilt ve saç sağlığı için önemli bir besin kaynağıdır. Bunun yanında ağız ve diş sağlığı için önemli besinleri içermektedir. Serbest radikallere karşı öldürücü etkilerinden dolayı bünyenin içinde bulunan organları, dış kısımları, cildi ve saç sağlığını korumaktadır. Saçların ve cildi sağlıklı görünmesini sağlar. Soğanın zararları nelerdir? Soğan birçok besinin aksine diğer ilaçlarla bile tüketildiğinde herhangi bir soruna neden olmaz. Bu yüzden güvenle tüketilebilir, fakat çok nadir olarak mide ekşimesinin neden olabilir. Mide ekşimesi özellikle kadınların hamilelik döneminde olabilir. Bunun yanında aşırı soğan tüketmek yemek borusundaki yanma hissi verebilir. Bazı uzmanlar kan şekerini düşürdüğünü söylemektedir. Bu yüzden diyabet sorunu olanlar temkinli tüketmelidirler. Her neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.